harikasın Bursa. Harikasın Nilüfer. Genel Başkanım Kılıçdaroğlu, çok değerli başkan yardımcılarım, genel başkan yardımcılarım, değerli milletvekillerim, değerli il başkanlarım, siyasi partilerinin çok değerli il başkanları ve temsilcileri, belediye başkanlarım, Lozan Mübadili Vakfı'nın çok değerli başkanı ve üyeleri, göçmen derneklerinin değerli başkanları, değerli konfederasyon onursal başkanım, Bal Göçü'nün çok değerli başkanı, esnaf odalarının çok değerli başkan ve yöneticileri, değerli Balkan Türk Siyat ve Rumeli Siyat'ın değerli üyeleri ve değerli başkanları, sevgili muhtarlarım, çok değerli hemşehrilerim, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanım, Lozan Barış Anlaşması'nın 99. yılında çok sayıda mübadil yerleşimi olan ve aynı zamanda binlerce Rumeli ve Balkan göçmenine kucak açan Bursa'da böyle bir buluşmaya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bilindiği gibi modern Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarının tanımlandığı Ankara'da kurulan, hükümetin uluslararası meşruiyet kazandığı Lozan Anlaşması ülkemiz tarihinde büyük önem taşıyor. Lozan'ın en önemli sonuçlarından biri de mübadele sözleşmesi olmuştur. Türkiye'de yerleşik Rumlar ve Yunanistan'da yerleşik Türklerin zorunlu göçünü öngören bu sözleşme gereği yaklaşık 2 milyon insan göçe tabi tutulmuştur. Bu süreç suyun iki yakasında da trajediyle dolu insan hikayelerini ortaya çıkarmıştır. Mübadeleye tabi tutulanlar ekip biçtikleri topraklarını, iş yerlerini, evlerini, ibadet ettikleri kutsal mekanlarını ve sevdiklerinin mezarlarını geride bıraktılar. Şu anda bulunduğumuz bölge mübadillerin Bursa'daki yerleşim yerlerinden biridir. Biz mübadillerin geçmişinde trajik bir dönem noktası olan bu tarihi sürecin anılarını Görükle'de kurduğumuz mübadele evinde yaşatıyoruz. Hepinizin bu müzeye geçmesini öneriyorum. Sayın Genel Başkanım, çok değerli konuklar, her nüfus değişimi dramatik bir süreçtir. Zorunlu göç hareketleri bu süreci yaşayan kitleler için bir yaradır. Sadece Lozan mübadilleri değil, Rumeli ve Balkan göçmenleri için de bu durum geçerlidir. Mübadillerin bir barış anlaşması sonucu olarak bu süreci yaşarken, diğerleri savaşlar ve çeşitli çatışmalar sonucu göçe mecbur edilmişlerdir. Her göçmenin yüreğinde geçmişine ait bir sızı, biraz hüzün ve terk ettiği topraklara ait özlem vardır. Bugün Rumeli'den göç etmiş Türkler için Rumeli'deki şehirler ne anlam ifade ediyorsa, Küçük Asya göçmeni bir Rum için Anadolu'daki şehirler de aynı anlamı taşıyor. Yani göçmenlik temelinde hepimizi aynı duyguda buluşturuyor. O nedenle bugün Lozan'ın 99. yılında sizleri bir göçmen şehri olan Bursa'da buluşturmak, Lozan'ın anlamını hatırlarken mübadele sürecini de anmak istedik. Şunu da vurgulamadan geçemeyeceğim. Hem mübadillerin hem de Rumeli ve Balkan göçmenlerinin Türkiye'deki özellikle ekonomik değişime, sosyal ve kültürel dönüşüme çok değerli katkıları olmuştur. Hepsi bizim zenginliğimizdir. O nedenle iyi ki varsınız diyorum ve iyi ki buradasınız. Ben de bir mübadil torunuyum ve bir mübadil torunu olarak sizleri burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sayın Genel Başkanım, tekrar şahsınıza ve tüm katılanlara çok teşekkür ediyorum katıldıkları için. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yüzyılı aşkın bir zamandır Kafkaslardan ve Balkanlardan aldığı yoğun göçle şekillenen Anadolu'nun birçok kentinden gelen hemşerilerimizle ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyanın neredeyse tüm renklerini, tüm kültürel zenginliklerini bir arada tutan Bursa'mızda bugün
Nilüfer Belediye'miz ve Lozan Mübadileri, Lozan Mübadileri Vakfı'nın çok güzel bir organizasyonuyla Balkan ve mübadil dostlarımızla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerindeki başlayan toprak kayıplarıyla ve arkasından yaşanan asimilasyon politikalarıyla Balkanlarda yaşayan Türklerin ana vatanlarına döndüklerinde ilk yerleşim yeri olarak tercih ettikleri kentlerin başında gelen Bursa'mız bugün sayıları 90'ı geçen mübadil ve Balkan göçmeni dernek sayısı da Balkanlardan gelen Türklerin Bursa açısından önemini ifade etmektedir. Çökmüş olan, çöken bir imparatorluğun küllerinden bağımsız bir devlet kuran ve kurulan bu devletin bağımsız Türkiye'nin tapusu olan Lozan'ın 100. yılına doğru bu anlamlı toplantıyı düzenleyen, bu anlamlı toplantıya emek veren, bu organizasyona çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Partimizin, ülkemizin kurucusu, ulu önderimiz, genel başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İsmet İnönü'yü, milli mücadelenin tüm kahramanlarını, tüm neferlerini saygıyla anıyorum. Bugün sizin için ne kadar önemliyse bir siyasetçi olarak benim için de o kadar önemli. Önemi sizlerin Gazi Mustafa Kemal'in arkadaşı, yoldaşı, hemşerisi olmanızdan kaynaklanıyor. Bu ülkeye bağımsızlığı getiren, Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren, hayatı savaş meydanlarında geçen, savaşı bitirdikten sonra savaşın acımasızlığını bütün dünyaya yurtta barış, dünyada barış diyerek haykıran bir hemşerimiz var. O hemşerinizin koltuğunda oturuyorum ve onun hakkını vermeye çalışıyorum. O nedenle 85 milyonu kucaklıyorum, kucaklamaya çalışıyorum. Para kızanlar olabilir. Eleştirenler olabilir. Ama şundan herkesin emin olmasını isterim. Tek bir arzum var. Bu ülkenin kalkınması. Tek bir arzum var. Bu ülkenin büyümesi. Tek bir arzum var. Bu ülkede hiç kimsenin ötekileştirilmemesi. Tek bir arzum var. Bu ülkede hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi. Tek bir arzum var. Bayrağın gönlerde, göklerde dalgalanan, itibarı olan, saygınlığı olan güçlü bir Türkiye'nin ayağa kalkması. Tek bir arzum var. Kadın erkek eşitliğinin sağlanması. Tek bir arzum var. Türkiye coğrafyasının barış içinde yaşaması. Tek bir arzum var. Sadece ülkemizde değil, bütün bölgemizde, dünyada barışın olması. Mustafa Kemal'in arzusu buydu. O bunun için mücadele etti. O savaş meydanlarının kahramanıydı ama savaş meydanlarından sonra barışın da kahramanı oldu. Barışı savundu her yerde. Çünkü savaşın bütün acımasızlığına yaşamı boyunca tanık olmuştu. Lozan 99. yıl. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tapu senedi. Lozan'ı eleştirenler var. Eleştirenler Türkiye'yi bilmiyor. Lozan'ı eleştirenler var. Türkiye'yi sevmiyorlar onlar. Cumhuriyeti sevmiyorlar onlar. Demokrasiyi sevmiyorlar onlar. Bir mücadelenin nasıl verildiğini bilmiyorlar. Bu ülkede yoksulluk içinde mücadele verdik. Kanlarımızla mücadeleyi verdik. Dedelerimiz, babalarımız bu mücadeleyi verdi. Ve sizler de bu mücadelenin birer kahramanısınız. Şimdi hep beraber Türkiye'yi büyütme zamanı. Türkiye'yi geliştirme zamanı. Bunun mücadelesini vereceğiz. Elbette ki bizim ülkemize değişik yerlerden gelen kardeşlerimiz var. Suriyeli göçmenlerimiz var. Afganlardan gelenler var. Size sözüm söz. Irkçılık yapmadan ama bütün mültecileri kendi ülkelerine davulla zurnayla göndereceğim. Kendi ülkelerinde yaşayacağım. Irkçılık yapmıyorum.
Onların da birer insan olduğunu biliyorum. Onların da barış içinde, huzur içinde, kendi ülkelerinde yaşamaları gerektiğini biliyorum. O nedenle önce barışı sağlayacağız. Önce can güvenliklerini sağlayacağız. Yollarını, okullarını, kreşlerini, hastanelerini yapacağız. İstihdam alanlarını yaratacağız. Ve kendi ülkelerinde onlar da barış içinde yaşayacaklar. Biz kendi kültürümüzü korumak, kendi kültürümüzü yüceltmek isteriz. Burada şarkılar söylenirken arkadaki çadırdaydım. İlk şarkı benim duyduğum ve duygulandığım en güzel şarkılardan birisiydi. O şarkı Gazi Mustafa Kemal'in de çok sevdiği bir şarkıdır. O şarkı aynı zamanda hüzün dolu bir şarkıdır. Balkanların bütün hüzününü o şarkılarda duyabilirsiniz. Mübadillerin hangi koşullarda geldiğini, Balkanlardan soydaşlarımızın hangi koşullarda geldiklerini biliyoruz. Tarihimiz var. Ve şimdi sizlerin ortak görevlerinizden birisi o tarihi yeniden yazmaktır. Anıları yeniden diriltmektir. Anıları bilmek, tarihi bilmek, geleceği daha sağlıklı inşa etmemiz açısından son derece değerlidir. Ve bizler Lozan'ın büyüklüğünü evlatlarımıza anlatmalıyız. Gençlerimize anlatmalıyız. Evet, Lozan'ın bir bayram olması gerektiği ifade edildi. Hepinize sözüm var. Hepinize söz veriyorum. Parlamento açıldığında vereceğimiz ilk kanun teklifi Lozan'ın bir bayram olmasının kabul edilmesinin kanun teklifi olacak. Değerli dostlarım, Bursa'nın önemini siz biliyorsunuz, ben de biliyorum. Daha önceki konuşmacılar da vurguladılar. Özellikle buradaki yoğunluğunuzun da farkındayım. Ama size güveniyoruz. Size inanıyoruz. Güvenimizin kaynağı, inancımızın kaynağı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hemşerisi olmanızdır. Sizden nasıl ben Lozan'ın bir bayram günü olmasını savunmak için, gereğini yapmak için Bursa milletvekillerinin öncülüğünde bir kanun teklifi vereceksek yine bütün Balkan göçmenlerinden de istirhamımdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine geleceksiniz. Bize katılacaksınız. Oy vereceksiniz. Ve beraber yürüyeceğiz. Beraber mücadele edeceğiz. Bu mücadele hak mücadelesidir. Adalet mücadelesidir bu mücadele. Haksızlıkları sonlandırma mücadelesidir. Mustafa Kemal'in hemşerisi olmak kolay değildir. Sıradan bir olay değildir Mustafa Kemal'in hemşerisi olmak. Onun kültürünü, onun ideallerini yaşatmaktır. O idealler uğruna mücadele etmektir. O mücadeleyi yapmaya çalışıyoruz. O mücadeleyi yapıyoruz. Erzurum'dan, Sivas'tan, Amasya'dan başlayıp Ankara'da Milli Meclis'in kurulmasının süreçlerini hep biliyoruz. Hep öğrendik. Çocuklarımıza, evlatlarımıza öğrettik. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu hepiniz biliyorsunuz. Güçlü bir devlet olmak istiyoruz. İtibarlı bir devlet olmak istiyoruz. Saygın bir devlet olmak istiyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem olsun istiyoruz. Herkesin düşüncesine, herkesin kimliğine, herkesin inancına saygı duyulmasını istiyoruz. O zaman güçlü bir devlet olacağız. O zaman büyüyeceğiz. O zaman evlatlarımız bizimle ömür büyüyecekler. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir. Bu mücadeleyi yapacağız. Bu mücadeleyi yaptığımız takdirde ülkemize karşı da, evlatlarımıza karşı da görevimizi yerine getireceğiz. O nedenle söylüyorum. Bu ülkede demokrasi istiyorsanız bize katılın. Bu ülkede kadın erkek eşitliği istiyorsanız bize katılın. Yurtta barış, dünyada barış olmasını istiyorsanız bize katılın. Daha güçlü bir Türkiye, daha itibarlı bir Türkiye istiyorsanız bize katılın. Hak, hukuk ve adalet istiyorsanız bize katılın. Adalet!
mikrofonun başında ben de biraz sıkılıyorum. Böylesi daha iyi. Şöyle ifade edeyim. Benim bir sorumluluğum var. Bu sorumluluğumun farkındayım. Ama bu ülkede yaşayan herkesin de sorumluluğu var. Her birimiz tek tek vatanseveriz. Her birimiz tek tek bayrağımızı seviyoruz. Ama birlikte mücadele ettiğimiz zaman, birlikte çalıştığımız zaman, o zaman daha güçlü oluruz. Daha inançlı, daha kararlı oluruz. Mandayı reddettik biz. Yok olan bir Osmanlı'nın üzerine çağdaş, genç bir cumhuriyeti kurduk. Bunun senedi Lozan'dı. Lozan'ı ne unutacağız ne de unutturacağız. Bunu herkesin bilmesini istiyorum. 99 yıl geçti. Büyüyen Türkiye'yi görmek istiyoruz. G20'den düşen bir Türkiye'yi değil, dünyada ilk ona giren bir Türkiye'yi istiyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Bu mücadeleyi vermek birlikte olur. Birlikte mücadele edersek kazanabiliriz. Evlerimizde rahat oturmak istiyorsak, bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında, parklarında, meydanlarında rahatlıkla gezmek, konuşmak istiyorsak, demokrasiyi getirmek zorundayız. Birlikte olmak zorundayız. Birlikte mücadele etmek zorundayız. Gençlerin hapse girmesini istemiyorum. Düşüncesini ifade etti diye bir gencin gözaltına alınmasını, tutuklanmasını istemiyorum. Herkesin düşüncesini özgürce ifade ettiği bir Türkiye istiyorum. Mustafa Kemal'in ideali demokrasiydi. Mustafa Kemal'in ideali hak, hukuk ve adaletti. Mustafa Kemal sadece bizim Mustafa Kemal'imiz değildir. Unutmayın, bir daha ifade edeyim. Mustafa Kemal sadece bizim Mustafa Kemal'imiz değildir. Mustafa Kemal bütün mazlum ulusların Mustafa Kemal'idir. Bütün mazlum ulusların. Bağımsızlık mücadelesini mazlum ülkeler Mustafa Kemal'in mücadelesinden sonra vermişlerdir. Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurduktan sonra bütün o mazlum ülkeler onlar da Cumhuriyeti kabul etmişlerdir. Şimdi Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracağız. Bunun mücadelesini veriyoruz. Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırdığımızda nasıl büyüdüğümüzü, nasıl kalkındığımızı, nasıl güçlendiğimizi sadece biz değil, bütün dünya öğrenecek. Ve bütün mazlum ülkeler kurdukları cumhuriyeti Türkiye'yi takip ederek onlar da demokrasiyle taçlandıracaklardır. Bunun sözünü veriyorum sizlere. Yeter ki bizlere güvenin. Bizim saraylara ihtiyacımız yok. Bizim Çankaya'da oturan onurlu insanlara ihtiyacımız var. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Benden sonra daha doğrusu hocamız konuşacak. Onu da büyük bir dikkatle dinleyeceğiz. O Lozan'ı anlatacak. Bizler de onu dinleyeceğiz. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun efendim. Genel başkanımızı bırakmıyoruz. Kendilerine bir hediye takdimimiz olacak. Çok çok teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı kendilerine. Bu Boza tablonun bir hikayesi var. Bursa'nın mübadil köylerinin geçim kaynağıydı geçmişte. İpek böcekçiliği. Bugünlerde bu köşede hesapta geçim çalışıyoruz. Nilüfer Belediyesi, eğitim merkezleri ve İpek evinde...